Sevgili seyirciler merhaba, ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Efendim her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz uzun yıllardır profesyonel koçluk yapan Deniz Emekli. Deniz Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Deniz Hanım, teşekkür ederim, bizlerdeyiz. Deniz Hanım, profesyonel koçluk hakkında elbette konuşacağız ama öncesinde sizi biraz tanıyalım istiyoruz. İlettiğiniz uzun yıllardır koçluk esasen yeterli beni tanımlamak için. Hı hı. Bununla birlikte farkındalık çalışmalarıyla yakından ilgileniyorum. Hı hı. Benim hayatımı koçluğa taşıyan şey de farkındalık. Nedir bu farkındalık çalışmaları? Farkındalık çalışmaları normalde alıştığımız ya da öğretilmiş şeylerin daha dışında bakmak. Hı hı. Özellikle insanın kendi hayatına, kendi döngülerine. Hı hı. Ve muhtemelen çoğumuz zaman zaman kendimizi aynı yerlerde döner buluyoruz. Hı hı. Ve neden bu aynı şeyler benim başıma geliyor demekten de evet. Kendimizi alamıyoruz. Orada bu aynı bulunduğumuz yerden şu taraftan sadece bakmak insana aslında belki problem sandığımız şeyin problem bile olmadığını fark etmemize sebep oluyor. Hı hı. Belki bize yardımcı şeyler olduğunu da fark ediyoruz. Bu durumda sorun zaten... Aslında bu duruma bir örnek verirsek çok daha yararlı olur. Bir örnek verebilir misiniz? Örnek, hayat içinde aslında benim kişisel deneyimim şöyle, zaman zaman insan bu nereden çıktı, nereden geldi şimdi bu gibi hisler yaşayabiliyoruz bazı evet. durumlar için. Kontrolümüz dışında gelişiyor. Ve ama onu bir şekilde karşıladığımızda bize daha güçlü ya da kriz yönetimleri konusunda daha deneyimli biri olarak bizi oradan çıkarıyor. Evet. Ve doğal olarak aslında sorun olmamış, beni geliştirici bir şey olmuş oluyor. Yani atalarımızın dediği gibi hayır görünende şer, şer görünende hayır vardır. Vardır. Diyebiliriz değil mi? Evet. Aslında bu yaklaşıma da benziyor. Evet, evet. Peki yani sizin profesyonel koçluğa geçişiniz nasıl oldu Deniz Hanım? Yani burada bir kırılma anı yaşadınız mı? Şöyle, işi zaten tutkuyla yapan herkes bilir. Bu çok erken yaşlarda başlar. Hı hı. Benim de erken yaşlarımda duyduğum bir hikaye gerçekten önce kendime koçluk yapmış olduğumu bugün fark hı hı. ediyorum yıllar içinde. Sonra da 10 yıldır da profesyonel bir disiplin içinde tanışıp artık oraya da taşımama yine sebep olmuş bir şeydir. 1970'li yıllarda bir denizci. Soğuk hava deposunda mahsur kalıyor. Hmm. Ve kurtarılmaktan da ümidini kestikten sonra artık, çünkü ne kadar zaman sonra donacağını biliyor. Evet. Mektuplar yazmaya başlıyor. Ve mektupların sonu artık parmaklarım donduğu için... daha fazla yazmaya devam edemiyorum şeklinde bitiyor. Geri dönüp depo tekrar kullanılmak üzere açtıklarında ölü bulunuyor denizci. Buradaki tek gariplik deponun çalışmıyor olması. Kişi bu hikaye sadece çok erken 13-14. Yaşlarım. Kişi sadece bu durumda öleceğini düşündüğü için evet. düşüncesiyle kendisini öldürmüş. O anda kafamda yankılanan soru, bir insan sadece düşüncesiyle kendini öldürebiliyorsa, hı hı. genellikle danışanlarıma bırakıyorum bu cümleyi tamamlamayı. Nasıl tamamlarsınız bilmiyorum. Pekala Deniz Hanım.
Yani anlattığınız hikaye gerçekten çok güzeldi. Aslında size de ilham kaynağı olan değil mi? Bu hikayeden sonra bu yolculuğunuz başladı. Şunu sormak istiyorum ben size. Profesyonel koçun tam olarak tanımı nedir? Evet, meslek tanımı tam olarak kişinin önce kendi değerlerinin, sınırlarının, potansiyelinin farkında olması ve hedeflerini belirleyip bunun üzerine de ilerleyen bir yolculuk. İlk başta kendini tanıması değil mi? Evet. Çünkü herkes aynı değil, her insan biricik. Evet. Ama sıkıntı olan durum burada kişilerin kendilerine bir rol model ya da bir idol seçip onun gibi olmaya çalışmak. Aslında kendi değerini, kendi potansiyelini bulduğunda çok daha kolay işleyen bir yolda buluyor kişi kendini. Zorlanmaların zaten sebebi burada olmadığı gibi bir yön seçmek. Bunun da sebebi kendinin farkında olmamaktan başlıyor. Pekala, şöyle sorsam size Deniz Hanım, en çok hangi şikayetlerle geliyorlar size? En çok rastladığınız konular nelerdir? Günümüzde en çok esasen ortak sorun gibi bir şeye dönüştü artık bu. Kaos, hayatın anlamı, stres yönetimi, ilişki, iletişim problemleri ve özgüven, özdeğer, muhtemelen tüm bunların hepsini de başlatan temel meseleler. Ama şöyle kişisel benim bakış açım, daha çok bütüncül bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ki bir parçamızdan da yürütsek herhangi bir problemin çözümünü, sonuçta bütünlük için çıkılan bir yolculuk bu. Ve insan zaten bir bütün, ancak kendini bütünlediği, tamamladığı, tam hissettiği zaman bakıyoruz, problem dediğimiz şeylerin hepsi bir anda ortadan kalkmış. Bu yüzden bütünlük gerçekten önemli. Mevlana'nın bir sözü var. Yine başta söylediğimiz kötü gibi görünenlere gelecek ama muhtemelen deneyimleyerek herkes bir şekilde görebiliyor hayatında. Ama onun sanatsal ifadesiyle çok daha net görünüyor. Yaralarımız aslında bize ışığın sızacağı yerlerdir. Çok güzel. Evet. Yani burada bu durumda o kapalı, sert ve doğal olarak içi karanlık bir şey olmaktansa kırılıp sonra tekrar kendini daha güçlü tamir etmiş her olaydan çıkmak kişinin bütünlüğüne büyük fayda sağlıyor. Evet, yaralar bazen çocukluktan getirilmiş oluyor. Bazen yolda yürürken aldığımız yaralar. Evet. Bazen gerçekten engelleri olan insanlar oluyoruz. Kaçınılmaz olarak hepimiz. Ama burada bu bakış açısı, yani bu farkındalık esasen bunu geçip yoluma daha güçlü devam etme şeklinde bir katkı sağlayabilir. Yani bütünlük burada aslında emek verilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz, değil mi? Evet. Emek, özen isteyen bir durum. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Yani hassas ve uzun kazı çalışmaları gerektiren bir durum. Nasıl hazine arayanlar ellerinde bir harita oluyor. Evet. Ve yani çok uzun yolları göze alıyorlar. Belki bulup bulamayacakları belli olmayan bir şey için. Yolda karşılaşacakları şey
şeylerin hepsi sürpriz. Evet, meçhul, bilinmiyor. Evet, o bilinmeyen. Ama bir amaç doğrultusunda. Yani bugün hepimizi korkutan o bilinmeyen, evet. Ama bir şekilde o macerayı göze almış insanlar. Ve o hazine haritalarının bir yeri çok dikkat çekicidir. Sadece dikkatli bakanların anlayacağı işaretler vardır. Bakmakla görmek arasındaki fark, evet, değil mi? Evet. Burada yani düz öğretilmiş, söylendiği gibi hepsi aynı yöne bir gidişten ziyade farklı ve dikkatli bakmayı dileyenler bulabiliyorlar bu hazineyi. İnsanın da zaten kadim bilgilerden biliyoruz yani. Yani insanın hazinesinin esasen kendisinde, evet, olduğunu. Bu da bence hazineler kadar aramaya değer bir kıymet. Onun için kendini bilmek bugün artık kendini bulmaya dönüşmüş. Çok güzel açıkladınız. Bir noktaya. Gerçekten aslında tek cümleyle, evet, çok güzel açıkladınız. Pekala Deniz Hanım, şunu sorsam size. Yani sizinle sohbet ediyoruz. Baktığımda şunu görüyorum. Sizin işinizin kendi hayatınız içinde de ayrı bir özel bir önemi var gibi duruyor. Bunu bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii, seve seve. Kişisel bakış açımdan yani bir insanın kendisiyle barışık yaşamasının çok önemli bir olgu olduğunu düşünüyorum. Bu olmadığında yani dalgalar arasında sürüklenen bir gemiden bir fark görünmüyor insan için. Ya da rüzgar nereden gelirse gibi bir yerde kalıyor insanın hayatı esasen, çok kıymetli bir hazine olmasına rağmen. Bunu bu sebepten daha emek verdiği, sonra da istediği yöne doğru hayatını yönlendirdiği ve bununla artık tatmin olduğu ve kendinden razı bir hayat sürebildiği bir noktaya taşımak, evet, zaman alır, evet, emek ister, ama insan gerçekten buna değer. Değil mi? Peki Deniz Hanım, şunu sorsam size. Profesyonel koç olmak isteyen bir kişide sahip olması gereken özellikler nelerdir sizce? İsteklilik ilk özellik bana göre, gönüllülük. Severek yapmak, değil mi? Evet, evet. Çünkü inanın her iş, evet, severek yapılırsa zaten mutlaka bir fark görülüyor. Evet. Ama buradaki bu iş o kadar organik, o kadar karşılıklı bir ilişki ki, yani karşındakine bir merak, sonra bu gelişime inanç duyulmadıkça kolay kolay yapılabilir bir iş değil. Esasen başlangıcı zaten bu farkındalık olsun, kendine inanmak, yolculuğa inanmak, evet, insanın değerini bilmek. Doğal olarak bu biraz önce kendinin değerini bilmekten de yürüyebilen bir şey. Başkalarına da kendisi gibi davrandığı için insan kendinin değerini bilir olmalı ki karşısındaki insanlara da o şekilde değer verebilir. Çok güzel açıkladınız Deniz Hanım. Peki ben şunu merak ediyorum şu anda sohbet ettiğimizde. Şöyle bir soru canlandı aklımda. Geleceğe dair bir planınız var mı? Yani bu alanda yine profesyonel koçluk alanında devam edecek misiniz? Yoksa farklı bir alanda söz konusu olur mu? Koçluk benim için hayatımın zirvesi denecek bir iş. Yani eğer işse... Gerçekten bir hani iş olarak tanımlanmayacak kadar kıymetli geliyor bana. Hep büyüklerimiz şey derdi, sevdiğiniz işi yaptığınızda o size iş gibi gelmez. O sizin artık yaşam biçiminiz, evet, derlerdi. Onu şu an sizin gözlerinize baktığımda da görüyorum. Ne mutlu size ki hem sevdiğiniz hem gönül, evet, verdiğiniz bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet, bu emek verilmiş bir şey ama bir noktası var bunun, artık insanın
kendi kendine yeter ve kendine koçluk yapabildiği bir nokta daha var. Umuyorum zaman içinde danışanların önce kendi hayatlarına yön vermiş olmaları. Hı hı. Ama bunu artık sürdürebilir. Kendileri kendi yönetimlerinde, hayatlarının yönetimini ellerine alabilmiş şekilde kalıcı olarak devam edebildikleri bir yere taşıtmak tüm çalıştığım danışanlarımla. Pekala Deniz Hanım. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeceğim. Ben hayatım boyu hep çözüme ve iyiliğe inanan birisi oldum. Ve şöyle bir şey biliyorum. Her şey ya bizzat ya da sonuçları itibariyle güzeldir. Sonuçları itibariyle güzel şeylere emek verip, onlara biraz sabredip taşıdığımızda, onları da iyi karşıladığımızda gerçekten bizzat iyi şeylerle de karşılaşıyoruz. Şöyle derler bazen, bilirsiniz, bunu evde denemeyin. Evet. ama ben bunu şiddetle herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Mutlaka sonuç itibariyle iyi şeyler bizzat iyi şeylere dönüşüyorlar. Çok güzel açıkladınız. Deniz Hanım, sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz profesyonel koç Deniz Emekli'ydi. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.